Yıl 2023. Bundan 100 yıl önce, 100 yıl, 100 yıl önce öyle bir güneşle aydınlandı ki ülkemiz, o ışık bizim rehberimiz oldu ve tam 100 yıldır Cumhuriyetimizden aldığımız ilham sayesinde ülkemiz uçtu, gelişti, ilerledi, yeni ve güçlü nesiller yetiştirdik. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bu değerli silah arkadaşlarıyla beraber yani çocuklar ne muazzam bir fedakarlık 1915'te Çanakkale'de başlayan Mustafa Kemal'in fedakarlığı ondan sonra Cumhuriyet'in kuruluşu olağanüstü inanç dolu icraatları sayesinde onların bu büyük ayrıcalık ulusça sahip olduğumuz en büyük kıymet oldu. Büyük yenilikler ve ilerlemeler büyük riskler almayı gerektiriyor. Hata yapmaktan sakın korkmayın. Unutmayın ki hatalarımızdan da çok şeyler öğreniyoruz. Sınırlarınızı zorlayın. Çünkü rahatlık alanlarını bozma cesaretini gösterenler büyük ilerlemelerin de mimarıdır. Tutkunuzu takip etmek tam da bu cesarete gerektirir. Tutkulu olduğunuz bir konuda çalışmak, gerçek mutluluğu bulmanın en heyecanlı yollarından biridir. Hayatta ne yaparsanız yapın, tutkuyla ve zevkle yapın. Unutmayın ki hayatta sadece varış noktası önemli değildir. Başkalarıyla paylaştıklarınız ve yolculuğun kendisi de çok önemlidir. Had I decided after Oxford to stay in Britain, I would not be standing here today. Had I not followed my desire to be a journalist, I would never have found myself in San Francisco. And had I not been in San Francisco, I would have never met Steve Jobs. And had I not met Steve Jobs, I would never have thought of helping to start a company. But more importantly, it was Steve and Apple that originally led me to Don Valentine and Sequoia, because it was Don and Sequoia who had invested in Apple's first round of venture capital. I marvel at the unexpected nature of this route, and I hope it's the unexpected route that you travel to. The Nazis, Wales, Oxford, Time, San Francisco, Steve Jobs, Apple, Sequoia, and now Istanbul. All I did was follow the breadcrumbs. Ben bugünkü konuşmamı ise depremden maalesef çokça etkilenen, doğup büyüdüğüm memleketim Antakya'ma ve depremde hayatını kaybeden en yakınlarım teyzemle ilgili Mısırlı'ya, anneannem Ayrı'ya Mısırlı'ya, canım kuzenim Ece'ye, eniştem Nuri Gülen'e, halam Alev Safa Yapar'a ve eşi Murat Ali Yapar'a adamak istiyorum. Beş sene önce 18 yaşında bir genç olarak girdiğim bu üniversiteden bugün pek çok şey deneyimlemiş, sayısız yeni şey öğrenmiş ve çok kıymetli dostluklar kurmuş olarak hayata çok daha hazır bir şekilde mezun oluyorum. Bana her zaman ilham veren ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiğim sözlerinden birini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.